bir Sovyetolog olarak yetiştirilecektim. Cansusluk ve FETÖ yöneticiliği suçlamalarıyla tutuklanan eski MIT personeli Enver Altaylı'nın yargılandığı davayı sulandırma çabası boşa çıktı. Altaylı'nın tecrit edildiği ve görüşlerinin kısıtlandığı iddialarının doğru olmadığı tespit edildi. Ortamı. Ben size şunu ifade edeyim. Ben bir misyon insanıyım. CIA bağlantılı Enver Altaylı'nın yargılandığı davanın 13. celsesi 30 Ekim'de görüldü. Altaylı duruşmada sağlık sorunlarına rağmen tedavisinin yapılmadığı ve tecrit edildiğini öne sürdü. Önündeki büyük bir problemin halledileceğine inanıyoruz. İddiaların ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu yönetimi Altaylı'nın cezaevi koşullarını, ziyaretçi trafiğini ve sağlanan sağlık hizmetine ilişkin bilgileri mahkemeye ulaştırdı. Gönderilen evraklar arasında Altaylı'nın telefon ve mektuplaşmalarıyla televizyon kullanabilmesi, bildiği bilgisi de yer aldı. Hep suçlama parası aldı. Altaylı'nın bugüne kadar 17 kez hastaneye gittiği, iki seferde davet edilmesine rağmen hastaneye gitmek istemediği kayıtlara geçti. Pantürkizme inanan bir insan. Altaylı'nın tecrit edildiği iddiaları da yalanlandı. Sanık Altaylı 5 Ekim 2017'den 12 Ekim 2020'ye kadar 1570 dakika telefon görüşmesi yaptı. 2020'de de 101 kez olmak üzere 541 kez ziyaretçi görüşüne çıktı. Efendim 1925 yılında Cezaevi kayıtlarındaki Altaylı'nın ziyaretçileri ise dikkat çekti. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman, Almanya Büyükelçiliği Ateşesi Malin Brugaman da ziyaretçiler arasında yer aldı. Büyükelçi Erdman, 30 Kasım 2019 ile 28 Ocak 2020 tarihleri arasında 9 kez ziyaret ettiği Altaylı ile toplam 469 dakika görüştü. Ataşe Malin Brugaman'ın da tercümanla birlikte Altaylı'yı 7 kez ziyaret ettiği belirtildi. Zaten bunu arzu ettiğimi ben de kendilerine ifade ettim. Alman istihbarat Örgütü BND'ye yakınlığıyla bilinen Altaylı, askeri veya siyasi casusluk ve silahlı örgüt yöneticiliği suçlamalarıyla yargılanıyor. Hakkında 30 yıldan 42 yıla kadar hapis cezası istenen Altaylı, FETÖ'cü bir eski MIT personelini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı gerekçesiyle 2017 yılında tutuklanmıştı.